Sevgili izleyiciler, Kudüs'ün 30 kilometre kadar uzağında İsrail'in başka bir şehrindeyiz. İsrail'in şehri demek de doğru değil aslında. Efendim, Müslümanların yaşadığı bir yer. Yahudiler kendi yerlerini ayırmışlar, böyle utanç duvarı deniyor. Bütün dünyadan tepki almışlar. Böyle hakikaten çok yüksek duvarlarla, Doğu Berlin'le Batı Berlin arasındaki duvarları andıran duvarlarla kendilerini tecrit etmişler. Sanki Müslümanlar adam yiyorlar. Efendim, maalesef kendilerini üstün görme özelliği burada apaçık görülüyor. Evet, burası Beytüllahim. Beytüllahim, İsa peygamberin doğduğu yer. Hazreti Meryem'in Hazreti İsa aleyhisselamı doğurduğu, dünyaya getirdiği yerin üzerine devasa bir kilise inşa etmişler. Şu arkamda gördüğünüz sağ tarafımdaki kilise, içine girdik. İçi loş olduğu için programı dışarıda yapalım dedik. Bir hayli de kalabalık, içerisi geniş. İçeriden görüntüler izliyorsunuz. Dolayısıyla Hazreti Meryem tabii hamile kalınca ve doğum yaklaşınca Kudüs'ten uzaklaşmış, 30 kilometre kadar bu dağlara, vadilere gelmiş. Buralarda ne sıkıntılar çekmiş tabii, bir kadın kalbi düşünün. Ama Cenab-ı Hak onu teselli etmiş, ona güven vermiş, emniyet vermiş. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı dünyaya getirdikten sonra burada Cenab-ı Hak ona kış mevsimi olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'de Ruteben Ceniyya diye isimlendirilen taze hurmalar, hurma ağacını silkele, üzerine taze hurma düşecek hurmalar ve ona su ikram etmiş. Böylece Meryem'e güven gelmiş. Sonra da Allah çocuğunu kucağına alıp Kudüs'e gitmesini, mabede gitmesini emretmiş ve demiş Rabbimiz buyurmuş, sen konuşma demiş. Savmı kelam, yani suskunluk orucu. Yahudilikte de bu var, o zaman yaygın demek ki. Dinlerinin bir gereği olarak konuşmak istemeyen, susma orucu tutan kimseyi konuşmaya zorlamıyorlar. Böyle savmı kelama niyet et ve git demiş. Biz kucağındaki çocuğu, beşikteki İsa'yı konuşturacağız. Rabbimiz onu konuşturmuş. Ben Allah'ın kulu ve elçisiyim diye İsrailoğullarını ve mabet görevlilerini şaşkına çeviren bir şekilde Allah onu konuşturmuş. Her şeyi konuşturan Allah Meryem'in kucağında küçük İsa'yı konuşturmuş ve peygamber olacağını, Allah'ın peygamberi olduğunu, annesinin temiz olduğunu İsa'nın dilinden Yahudi alimleri duymuşlar. Evet, o zaman tabii Hazreti Zekeriya var, Hazreti Yahya var. Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın içinde Zekeriya mihrabını görmüştük. Efendim, peygamberlerini katleden, kendi peygamberlerini öldüren bir kavim. Yahudi kavmi bu kadar acımasız ve zalim bir kavim. Şimdi Müslümanlar arasına duvarlar, aralarına duvarlar örüyorlar. Adeta her şeyden korkak hale gelmişler. Hayatı çok seviyorlar, yaşamayı çok seviyorlar ve ölümden çok korkuyorlar. Zaten Kur'an-ı Kerim onlara Cuma suresinde hem bir taraftan Allah'ın dostuyuz diyorsunuz, hem de ölümden bu kadar korkuyorsunuz. Bu bir tezattır diye şöyle buyuruyor Rabbimiz. Estağfirullah. Kul ya eyyühellezine hadu in zaamtum enneküm evliyâu lillâhi min dûnin nâs fetemennevul mevte in küntüm sâdikîn. Ey Yahudiler, eğer Allah'ın dostu biziz, diğer insanları bir tarafa bırakıp da Allah'ın seçkin kulları biziz diyorsanız ve davanızda doğruysanız, iddianızda doğruysanız, haydi ölümü temenni edin. Çünkü ölüm Allah'ın dostlarını Allah'a kavuşturan bir olay. Siz de Allah'ın dostuyuz diyorsunuz, o zaman hemen ölümü temenni edin.
diye onları kendi iddialarında çürütüyor. Sonra da velayete mennevnehu ebeden bima kaddemet eydihim vallahu alemun biz zalimin. Siz bunu asla temenni etmediniz, ölümü istemediniz, isteyemeyeceksiniz, isteyemezsiniz. Çünkü kendi ellerinizle yaptıklarınız yüzünden. Yani insan günah işlerse, insan Allah'ın emirlerini hiçe sayar. Efendim kendini böyle adeta nefsini ilahlaştırır, nefsini tatmin etmek için hareket ederse dolayısıyla ölümü isteyemez, Allah'a dönmekten korkar. Kendi ellerinizle yaptıklarınız yüzünden asla ölümü isteyemezsiniz sözü, Rabbimizin bu sözü, Allah zalim olanları bilir sözü gerçekten çok ilginç. Tabi hepimizin içinde bir Yahudi var, nefsimiz Yahudilik özelliklerine sahip, sadece onlara değil bize de bir ders bu. Demek ki insan ölümü temenni edinceye kadar ölüme sıcak bakabilecek duygulara, ölümü güzel gören, özleyen, ölüp Rabbine ve Rabbine kavuşmuş diğer mübarek insanlara, başta peygamberler olmak üzere %99 dost ve ahbabına kavuşmak olarak görünceye kadar insan Rabbine gerçek manada dostluk iddia edemez. Kur'an'ın ortaya koyduğu kriter budur ve bu bizi de çok düşündüren bir kriterdir. Evet sevgili dostlar, çok ziyaretçiler var buraya gelen giden, etrafım oldukça kalabalıklaştı. Evet Kur'an-ı Kerim bize böyle bildiriyor. Burası Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğduğu, dünyaya geldiği yer. Ulul Azm peygamberlerden birisi. 30 yaşında Allah onu peygamber seçti. 3 sene kadar İsrailoğullarına İncil'i aktardı. Ve böylece görevini yapmış olarak Cenab-ı Hak onu semaya kaldırdı. Selam olsun İsa'ya, selam olsun Meryem'e, selam olsun Hazreti Zekeriya'ya, Hazreti Yahya'ya, Hazreti Davud'a, Hazreti Süleyman'a. Bütün peygamberler bizim peygamberimiz. Kur'an-ı Kerim'de haber verilen bütün peygamberlere iman ediyoruz ve onların getirdiği ilahi mesajlara gönlümüz açık, onlardan korkmuyoruz. Efendim onları kendi mesajında toplayıp bize cennetin yollarını gösteren sevgili peygamberimizin yolunda yaşamaya, ömrümüzü tüketmeye söz veriyoruz. Sevgili dostlar, vakit öğlene doğru gidiyor. Bakın buram buram terliyorum. 40 derece sıcaklık var Beytüllahim'de. Evet, arkamda hemen sol tarafımda gördüğünüz uzaktan minare, alemi olan minare, üzerinde hilal olan minarede Hazreti Ömer'in makamı. Demek ki Kudüs'ü fethettikten sonra, Kudüs'ün anahtarları almak üzere Kudüs'e davet edilen Hazreti Ömer buraya da uğramış ve onun anısına Müslümanlar bir cami yaptırmışlar. Güzel bir mekan. Evet, çok kalabalık olduğu için Hazreti İsa'nın doğduğu mağaraya inemedik. Zira 1-2 saat kuyrukta beklememiz gerekiyordu. Biz tabii şekillerle meşgul değiliz, manayla meşgulüz. İsa peygamberi seviyoruz. Hazreti Meryem'i seviyoruz. Burada sorsan Hristiyanlara Hazreti Meryem'in babasının adı nedir? İsa'nın dedesi kimdir? Efendim belki bilmezler, belki değil, %90'ı bilmez zannediyorum ama Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresi var. İmran ailesi Hazreti Meryem'in babasıdır, İsa'nın dedesidir İmran ve onun ailesinden söz ediliyor. Meryem'le ilgili sure var. Zaten Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'in kendi yazdığı bir kitap olsaydı kendi annesinin, kendi babasının ismini verirdi. Kur'an'da Amine suresi var mı? Kur'an'da Abdülmuttalip suresi var mı? Yok, ama Ali İmran var ve Meryem sureleri var. İsrailoğullarından da, Hazreti İsa'dan da bahseden birçok ayeti kerimeler var. İnşallah bir gün insanlar düşünecek ve bu deliller ışığında gerçeğe dönecekler ve bir şey kaybetmeyecekler aslında. Biz nasıl onların peygamberlerini kabul ediyoruz, değil mi? Kur'an-ı Kerim'de haber veriliyor. Zaten bu mümin olmanın bir gereği, mümin olmanın bir icabı. Onlar da son peygamberi kabul edip kendi peygamberlerinin mesajını bütün evrene, evrensel boyutta sunan Hazreti Muhammed'e
yöneldikleri zaman inşallah dünya barışı ortaya çıkacak, dünya kurtulacak. Evet, Beytüllahim'den Kudüs'e 30 kilometre kadar bir mesafede İsa Peygamber'in dünyaya geldiği, Hazreti Meryem'in çileler çektiği, sıkıntılar çektiği, yalnız başına bu dağlarda, bu vadilerde İsa Peygamber'i dünyaya getirdiği, Cenab-ı Hakk'ın ona Ruteben Ceniyya diye Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği taze hurmalar, su ikram ederek onun gönlünü yatıştırdığı bu yerlerden selamlar sunuyoruz. Allah'a emanet olun. Sevgili izleyiciler, Haliliye şehrindeyiz. El Halil şehrindeyiz. Halil sıfatı biliyorsunuz Hazreti İbrahim'in lakabı. Halilullah, Allah'ın sevgilisi olan, sevgili kulu olan peygamber. Haliliye şehrinde, El Halil şehrinde, El Halil Camii'nin içindeyiz. Bu caminin içinde dört peygamberin kabri var. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak Aleyhisselam'ın, Hazreti İshak'ın oğlu Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın ve Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kabirleri var. Ayrıca Hazreti İshak Aleyhisselam'ın eşi var ve Yakup Aleyhisselam'ın eşi var. Hepsine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz ve selam gönderiyoruz. Aleyhisselam. Sevgili dostlar, Hazreti İbrahim Aleyhisselam peygamberlerin atası olan bir peygamber ve en çok hicret eden bir peygamber. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'deki kabrinden sonra kabri en kesin olan peygamber Hazreti İbrahim Aleyhisselam'mış. Bu cami en son Memlüklüler tarafından yaptırılmış, sonra Osmanlılar tarafından tamir edilmiş. Evet, İbrahim Aleyhisselam fıtrat insanı, en çok hicret eden peygamber dedik. Doğduğu yer Urfa'ydı biliyorsunuz. Halilurrahman dergahı var Urfa'da. Doğduğu mağara orada halen ziyaret ediliyor. Oradan işte Harran bölgesinden, orada Nemrut'la, putlarla, putperestlerle, yıldızlara tapanlarla yaptığı mücadelelerden sonra bu bölgeye geliyor, Mısır'a geçiyor, Kudüs'e geliyor, buradan Mekke'ye gidiyor, orada oğlu İbrahim'le Hazreti Hacer'i bırakıyor, sonra Hazreti İbrahim'i, Hazreti İsmail'i Allah'ın emriyle kurban etme imtihanından geçiriliyor. Bu imtihanı başarıyla verdikten sonra Kabe'yi inşa ediyor oğlu İsmail'le. Dolayısıyla orada çok hatıraları var Mekke'de, ama buraya gelip gidiyor. Buradan Mekke'ye zannediyorum 1000 kilometreden fazla bir mesafe var. Biz Kudüs'ten beri sadece 60-70 kilometre kadar geldik. Belki o kadar da yok. Hem de otobüsle geldik. Lüks klimalı otobüslerle gene de bir hayli zorluk çektik. 40 dereceye yakın bir sıcaklık altında. Hazreti İbrahim buradan deve üstünde Mekke'ye gidip gelen bir peygamber. 1000 kilometreden fazla mesafeyi aşan, çölleri aşan bir peygamber. Bütün bu zorluklara Allah için katlanmış. İbrahim'e selam ediyoruz. Fıtrat insanı. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْعَافِلِينَ
işte yıldızlara tapan insanlara karşı önce bu yıldızlar benim Rabbim diyor. Sonra da onlar kaybolunca ben batıp kaybolanları sevmem diyor. Sonra ay için ay da kayboluyor. Zevale mahkum olanları sevmem diyor. Sonra güneş en büyük. Bu benim Rabbim diyor. Güneş de batınca inni veccehtu vechiye lillezî fetara's semâvâti vel ardı hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn ayetinin bildirdiği kelimeleri söylüyor. Yani ben yönümü, yüzümü, gökleri ve yeri yaratan Rabbime döndürüyorum ve hanif olarak, Müslümanların ilki olarak hayatıma devam etmeye söz veriyorum. Ona teslim olanların ilki olarak. İşte Hazreti İbrahim Aleyhisselam böyle bir insan. Önce babasının putlarıyla putperestti babası. Sonra Nemrut'la savaşan, Nemrut'u dize getiren bir insan. Sonra Mısır kralıyla aralarında bir mücadele var. Böyle zorluklardan yılmayan ve Allah yolunda hayatı hicretle geçen, koşturan bir insan. Cenab-ı Hak ona evlat olarak önce Hazreti Hacer'den İsmail'i ihsan ediyor, biliyorsunuz. Hanımı Sare, Sare validemizin kabri de burada. Hazreti İbrahim'in hanımı Sare radıyallahu anha, Hazreti İshak'ın hanımı ise Refika radıyallahu anha. Onların kabirleri de burada. Dört peygamberin kabri yanında iki peygamber eşinin kabrini kendinde barındırıyor. Hazreti Hacer ile evlenmesini bizzat Hazreti İbrahim'e Hazreti Sare teklif ediyor, bir çocuğun olsun diyor. Ve İsmail'i Cenab-ı Hak ona ihsan ediyor. Sonra İsmail de onu büyük bir imtihandan geçiriyor. Ama sonraları Sare'nin de çocuğu oluyor. Sare 90 yaşında. Hazreti İbrahim Aleyhisselam rivayetlere göre 120 yaşındayken Cenab-ı Hak Hazreti İshak'ı Hazreti İbrahim'e ihsan ediyor. Sonra İshak da peygamber oluyor. Çünkü kendi soyunun, zürriyetinin salih olmasını dilemiş, temenni etmiş. Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hesab. Bu ayetlerin öncesinde Elhamdülillahillezî ve hebeli alel kiberi İsmail ve İshak inne Rabbi le semî'ud dua. Yani İbrahim'i ve İshak'ı bana hibe eden, bağışlayan Rabbime hamdolsun diyor. O duaları kabul edendir diyor. Ve daha sonra da zürriyetimi namaz kılanlardan, salih kullardan eyle. Dünyada da ahirette de bize güzellik ihsan eyle diye Kur'an'ın bize öğrettiği bu dualar Hazreti İbrahim'in dualarıdır. Sevgili dostlar, Cenab-ı Hak Hazreti İshak'ı da Hazreti İbrahim'e ihsan ediyor. İsmail ve annesi Hacer Mekke'de kalıyor. İshak ve annesi Sare burada El Halil şehrinde, Kudüs'e 50-60 kilometrelik mesafede bu şehirde kalıyorlar. Sonra Hazreti İshak'tan Hazreti Yakup dünyaya geliyor. Hazreti Yakup'un lakabı İsrail'dir. İsrail oğulları oradan geliyor. Hazreti Yakup'un lakabı, onun da oğlu Yusuf'tur. Yakup'la Yusuf'un kabirlerini göremedik maalesef. Onlar 1994'e kadar yine bu caminin içinde yer alırlarken fanatik bir Yahudi, belki de tertip eseri olarak bir sabah namazında bu camiye giriyor ve Müslümanları namaz kılarken tarıyor. 25 yanılmıyorsam 24 veya 25 Müslümanı şehit ediyor 1994 yılında. Bunu vesile ederek can güvenliği yok diye, bu kavgalar devam etmesin diye onların tarafını havra yapıyorlar Yahudiler. Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf, Hazreti Yusuf'un kabirlerinin bulunduğu tarafı havra haline getiriyorlar ve arada kurşun geçirmez bir camekan koyuyorlar. O camekandan onlar İbrahim'in kabrini görüyorlar ama bu taraftan o taraf görünmüyor. Sadece camekan görünüyor. Camekan gerisinden onlara selam gönderdik. Evet, Hazreti İbrahim de, Hazreti İshak da,
Hazreti Yakup da Hazreti Yusuf da Kur'an-ı Kerim'de kıssaları anlatılan peygamberler, özellikle İbrahim kıssası, özellikle Ahsenül Kısas kıssaların en güzeli olan Yusuf kıssası, okuya okuya doyamadığımız kıssalar, çok büyük dersler çıkardığımız kıssalar. Rabbimiz bizi bu peygamberlerin şefaatine nail kılsın. Onların kıssalarını tekrar tekrar okuyup onlardan gereken dersleri alıp hayat yolculuğumuzda birer ışık, birer meşale olarak bu peygamberlerin izinden gitmeyi nasip etsin. O peygamberlerin soyundan gelen İsrailoğullarına da Cenab-ı Hak hidayet nasip etsin. Yani paylaşamayacağımız bir şey yok aslında. Bütün peygamberler hepimizin peygamberi. Yol Allah'ın yolu. Tek bir Allah var ve onun yolu var. Onun kurtuluşa giden yolu var. Samimi olarak bu yolu aradıktan sonra, samimi olarak kurtuluş yolunu aradıktan sonra, ebedi hayata, sonsuz hayata giden yolu aradıktan sonra paylaşamayacağımız bir şey kalmaz. İnşallah o günlerde uzakta olmayacaktır. Efendim, Hazreti Mehdi'nin getirdiği Kur'an hakikatleriyle onun yeniden Kur'an'ı bu çağa ve bundan sonraki çağlara aktardığı derslerle, o dersler etrafında İsa Aleyhisselam'ın tabirleri de, Musa Aleyhisselam'ın tabirleri de bir araya gelecek ve o hakikatler etrafında dünyada kalıcı bir barış tesis edilecektir. Bu mekanda bu peygamberlerin bulunduğu, en çok peygamber kabrinin bir arada ziyaret edildiği bu makamda Rabbimize niyaz ediyoruz. İslam'ın bu barış atmosferini bize yeniden nasip etsin. Bütün dünyada İslam'ın beklediği, İslam'ın huzur demektir, barış demektir İslamiyet. Bu kalıcı barışı bütün dünyada hakim kılacak çalışmalar yapmayı, muvaffakiyetli, başarılı çalışmalar yapmayı nasip etsin. Bütün bu yolda samimiyetle çalışanları, kendi yolunun yolcularını muvaffak kılsın inşallah. Evet, Hazreti İbrahim, efendim, Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Yusuf'u kaybettim Kenan ilinde ağlar Yakup, Yusuf'um, Yusuf'um diye. Evet, neticede Yusuf'unu bulmuş, Yusuf'una kavuşmuş, Yusuf'u aramaktan, özlemekten ağıran gözleri açılmış. Cenab-ı Hak ona Yusuf'unu ihsan etmiş. İşte Yusuf'uyla bir arada burada yatıyor. Yusuf Mısır'a hükümdar olmuştu biliyorsunuz. Annesinin babasının kabirlerinin bulunduğu bu yere defnedilmeyi Yusuf vasiyet etmiş. Tam hükümdarken, bütün dünya imkanları elinin altındayken, yine Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz şekilde tevaffeni muslimen ve elhakni bis salihin diye dua etmiş. Beni Müslüman olarak vefat ettir ve salih kullarına ilhak eyle ya Rabbi diye. Bizim de yaptığımız bu güzel duayı Hazreti Yusuf Aleyhisselam yapmış. Bakın, ölüme karşı Yusuf'un duruşunu görüyor musunuz? Yahudiler burada Müslümanlarla aralarına utanç duvarları gerdikleri gibi bu caminin içinde de Yakup'la Yusuf'u ayırdılar. Vaktiyle Yusuf'un kardeşleri Yusuf'u babasından ayırdıkları gibi şimdi de Yahudiler onları Müslümanlardan kabirlerini ayırdılar. Araya efendim duvar gerdiler. Bu çevre tabii çok dışarısı kırık dökük. Yani burası maalesef bu peygamberlere, peygamber kabirlerine yakışır bir bakım yok burada. Yapmıyor, yaptırılmıyor. İlk defa buraya girerken metruk bir şehir gibi geldi bize. Üç Bey Turizm Seyahat Acentası bir Ateş Gül Limited şirketi kuruluşudur.